Bilgisi dahilinde yani direkt geldiler sabahın köründe evimizi bastılar işte. Yani her tarafı darma duman ettiler. Kimlik yani baskı politikası, yıldırma politikası her zamanki gibi. Gözaltına aldılar işte bizi. Gittik merkeze gittik, terörle mücadele merkezine. İşte bir takım mülakatlar oldu, konuşmalar oldu. Biz yine arkasında durduk her zaman yaptığımız eylemlerin. Arkasındayız. Yani bizim bugün tarihimizdeki bütün aydınlarımızı, bütün mücadele azmini kamçılayan yoldaşlarımızı, katledilen yoldaşlarımızı anmak bize bir onurdur yani. Ben bunu her zaman yaparım. İbrahim Kaypakkaya olsun, Mazlum Doğan olsun, Kemal Pir olsun, yani bu Seyit Rıza olsun, ondan sonra yani Şeyh Bedrettin olsun, Molla Lütfü olsun, Nadaj Ali Sarı olsun, Ahmet Han olsun, bütün aydınlarımızı, bütün atalarımızı, dedelerimizi ben anmak zorundayım. Bu bana bir borç, kendime borç biliyorum. Yani karşı taraflara baktığımız zaman insanlar da kendi Abdülmecid, Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul, bunları paylaşıyorlar. Yani ben onlar yapıyorsa biz de zaten kendi tarihimizi araştırmak boynumuzun borcu. Biz Kürdüz bu coğrafyada 5000 yıllardan beri biz buradayız. Coğrafyamızda her ırktan insan var bizim. Mesela Ermenisi var, Süryanisi var, Ezidisi var. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir tek Kürt milliyetçisi değilim. Yani nasyonel bir adam. Yani ben sosyalist bir adamım, hümanist bir adamım. Yani bugün kapısı işaretlenen Alevi arkadaşları da ben savunurum. Rize'de devşirilen insanları da savunurum. Sonuna kadar ben internasyonalizm, bütün ezilmiş halkların yanındayım. Yani ben bu canımı seve seve de veririm. Benim hiçbir şeyden de korkum yok. Hani beni öldürebilirler ama ismimi öldüremezler. Azadi yaşayacak. Ya örgüt propagandası diyorlar. Yani ilk başta İbrahim Kaypakkaya'yı gösterdiler. Yani kod adı Hamza olan. Şimdi bunu ne amaçla paylaştın diyorlar. Ben de dedim ki herhangi bir illegalite oluşumu içinde değilim. Ama dedim ben bu insana saygı duyuyorum. Bu insan Kürt halkı için, Kürt ulusu için mücadele etmiş bir insan. Demiş ki yani Kürtler de kendi kaderlerini tayin edebilir yani. Keza mücadele vermiş, baltalanmış, öldürülmüş, katledilmiş. Bu insan bizim canımızdır, ciğerimizdir, atamızdır. Biz bin yıllardan beri her zaman da öyleyiz, savunuyoruz yani kendi ırkımızı, kendi ideolojimizi, toplumsal fikrimizi. Allah acaba nasıl devrim yapacağım, nereden başlayacağım, ne yapacağım, bu nedir, bu yıldırma politikası, bu baskı politikasına nasıl son vereceğiz? Bu insanların düşüncesinden dolayı niye bu insanlar tutukladığını, yani tutuklamasınlar. Bu yani özgür iradeyi düşündüm yani. Bu ülkenin enkaz altında olduğunu biliyoruz yani. Yani dört tane bakan çıkıyor bir kelime edemiyor yani. Yani uçak yok, bir tane uçak yok. Ondan sonra bu kadar hayvanlar öldü. Ben ne söylüyorsam bir hafta sonra çıkıyor. Ben bağıra bağıra dedim ki deprem yolu gözüküyor. Bu kadar hayvanın bedelini nasıl vereceksiniz? Bir baktım sel felaketi olmuş, 36 kişi ölmüş. Yani bunların bilincindeyiz, görüyoruz yani ne bileyim. Bugün sert bir politika var yani, sert bir sömürü var bu ülkede. Yani adam Porsche arabaya biniyor, ben diyor fabrikatörüm diyor. Gerçekten öyle konuşuyorum. Ama diyor arabamdan çok vergi veriyorum diyor. Yani adam bile illallah etmiş yani. Biz yine söylüyoruz yani. Bu ülkede barıştan yanayız, kardeşlikten yanayız. Ha biz eğer herhangi bir örgüte üye olsaydık bizim burada ne işimiz var? Demek ki bizi burada bir şeyler tutuyor, kilitliyor. Ben de isterim şu anda hani maddi durumum yok. Ben de isterim giderim Avrupa'ya bana. Ben kendimi ifade ederim her türlü. Ben de giderim. Ama niye gideyim? Bu topraklar benim. Yani bu topraklar, ben burada, bak burada, çocukluğum burada geçmiş. Bak her yeri kaldırdılar. Buraya hep tezgah, burada poşet sattık, limon sattık, domates sattık, biber sattık. Biz yoksulduk yani. Bizi rahat bıraksınlar, bize bir huzur versinler. Yani biz bombacı değiliz. Bir yeri bombalamamışız. Kimsenin emeğini, rızkını da çalmamışız, gasp etmemişiz. Yani biz Kürt ulusu, güzel bir halkız, yapıcıyız, toleranslıyız, müsamaha gösteriyoruz herkese, bütün insanlara misafirperveriz. Ondan sonra bu topraklarda biz 5000 yıldır bu topraklardayız yani. Bizi yani bu yıldırma politikasını son versinler. Bugün HDP'ye sen kayyum atıyorsun, HDP'nin bütün
tasfiye ediyorsun, bütün haklarını men ediyorsun. Neden? HDP ne yapsın? Bu kadar köy boşaltılmış Güneydoğu'da. Kim yaptı bunu? O zaman git köylere şey, git mücadeleyi et, bitir. Bitir yani bu bizim zavallı insanlarımız cinayetlere faili meçhule gidiyor. Bizim insanlarımız doğal insanlardır ya, yapıcı insanlardır. Ben kendi halkımı biliyorum. Kürt halkı temiz bir halktır ya. Ondan sonra dinine bağlı bir halktır. Sen din diyorsun, Allah diyorsun, peygamber diyorsun ama ben böyle bir Allah'ı tanımıyorum. Ciddi söylüyorum. Hani diyor ya, bir felsefe var. Ben insanların kafasında yarattığı Tanrı'ya inanmıyorum. Yani senin Tanrın sana dedi ki, yani git 7 Haziran'da 400 milletvekili çıkarma diye Güneydoğu yerle bir et mi dedi? Allah mı dedi bunu sana? Yok, bu yani bir ranttır, bir çıkardır. Bu rantı yani bize de hakkımızı verecekler. Bu halk altı kırklığına kadar gelmiş. Bu halk ne istiyor? Bu halk senden ne istiyor? Bu halk artık bağımsızlık istiyor. Sorun para değil, ar, namus, koltuk değil ki. Sorun bağımsızlıktır. Yani biz ülkemizde üçüncü, gerçekten söylüyorum, üçüncü sınıf muamele görüyoruz. Yani nedir Yaka Paşa ikide bir aldı. Dün bir tane arkadaşımızı gözaltı yaptılar. Çok üzüldük. İyi bir şey mi? Değil. Ya o arkadaşımızın maddi durumu yoksa, ya arkadaşımızın evde bir hastası varsa, bir çocuğu varsa, bakmakla mükellefiz. Yani biz diyoruz ki, bizi rahat bıraksınlar. Bu topraklar bizimdir. Kardeşçe yaşamasını bilelim. Gençlere söylüyorum, toprağınızı bırakmayın. Yani toprağınızı bırakmayın. Yani gidip Avrupa'ya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Toprağınızı bırakmayın. Gerekirse gidin, burunların ucunda kalın. Ama gitmeyin. Gittiğiniz zaman ben üzülüyorum. Ne işiniz var yani? Burada kendi dilini, kendi kültürünü, kendi yani ne bileyim, halayını çekiyorsun. Şeyini, orada ne var yani? Orada kutuplaşma var. Yani ya, marjinalleşme var. İnsanlar şeyin, olayın dışında kalıyor. İnsanlar hep maddiyat peşine düşmüş. Kimi reçel yiyecek, bal yiyecek. Azadi Kaya da burada eylem yapacak. Azadi Kaya gözaltına alınacak. Yok yoldaş. Nereden yoldaş? Nereden yoldaş? Yani öyle bizim kaderimize bir kader birliği yap bizimle. Bizimle ortak ol. Önce bizim acılarımızı paylaş. Yani ülke enkaz altında. Şimdi bu ülke enkaz. Elektrik gitmiş. Su gitmiş. Ondan sonra telefon gitmiş. Her yer gitmiş. Hala da yani bir turancılık, bir kızıl elmacılık. Sağdan saldırayım, soldan saldırayım. Kürtlerin üstünden bir politika sürdürmekteler. Bu cezaevindeki bütün düşünce suçlarından yatan mahkumlarımıza bırakacaklar. Ses verin onlara. Yani bizi 2 metrelik şeylerle korkutamazlar, karanlıklarla. Vallahi korkutamazlar. Biz sigarasız da kalırız, çaysız da kalırız. Ama düşüncemiz her zaman net ve berrak. Bağımsızlık. Sorun bağımsızlıktır. Bugün Amerika dediğin şey 5000 tane eyalet, bir sürü eyalet var içinde. Bize bir eyalet bile vermiyor, statü bile vermiyorlar. Artık yani bizimle şeyimiz olacak, planımız olacak. Şimdi benim bir tane rahmetli dedem vardı. İnanılmaz bir insandı, Allah rahmet eylesin. Oğlum diyordu, senin cebinde 1 lira para olmasın, her zaman üstün güzel olsun diyordu. Sen bakma, ben bu gömleklerim 3 yıllık, ben temiz giyinirim. Ama bayramlarda aldığım gömlekler. Ama cebimizde para yok, 20 lira ya var ya yok. Sen tutuyorsun, ben ne zaman karakola gitsem zararlı çıkıyorum kardeşim. Anlatıyorum, diyorum ki telefonumuz bozuk, çalışmıyor. Zaten çalışmıyor. Ama müziklerimiz, telefonumuz vermiyor. Telefon gitti, ne oldu şimdi? Ya 3 defa alındım. Bir öbüründe de alındım, öbüründe de alındım. Kendimizi ifade ediyoruz. Kararlıyız. Her zaman da arkasındayız. Korkmuyoruz. Bu devrimi biz yapacağız. Biz ırkçı değiliz. Kafatasçı değiliz. Buradan Türk halkına da sesleniyorum. Bak Türk halkına da, Laz halkına, bütün halklara sesleniyorum. Bu ülkede ezilmiş halklara. Kardeşçe yaşamasını bilelim. Kürt halkını örnek alın. Kürt halkındaki yürek kimsede yok. Ben gene söylüyorum. Ben gittim terörle mücadele amirine söyledim. Dedim burada, dedim benim kafama sıksan da, dedim ben doğruyu söylerim.